Yaşanan devlet krizi o kadar büyük ki hükümet ve ortakları mafya bozuntularının arkasına saklanarak siyaset yapar oldu. Siyasette rekabet olur. Siyasette polemik olur. Yeri gelir siyasette sert tartışmalar da olabilir. Ama bir hukuk devletinde organize suç örgütü lideri olmaktan hüküm giyen bir mafya bozuntusu değil ana muhalefet partisi liderini herhangi bir siyasi parti liderini tehdit etmeye cüret edemez ederse siyaset kurumu tepkisini kekin göstermek zorundadır. Fakat tam tersi oluyor. Sarayın ortağı eşkıyaya yol arkadaşım diyerek sahip çıkıyor. Koalisyonun küçük ortağı mafyaya sahip çıkıyor. Koalisyon büyük koalisyonun büyük ortağının ne diyeceğini millet merakla bekliyor. AK Parti liderinin sesi çıkmıyor. Her konuda ahkam kesen, soruşturma başlatan, atanmış İçişleri Bakanı nerede? Adalet Bakanı nerede sinmiş? Alt mahkemeler anayasayı çiğneyip anayasa mahkemesinin kararına uymadığında yaptığı gibi havaya bakıp ıslık çalıyor. Bu sükut herhalde ikrardan geliyor.